Değerli gençler merhaba. Hedef Koçum kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile tekrar karşınızdayız gençler. Yanımda Osman Hocam var. Doğu Akdeniz Üniversitesi Konya Karaman temsilcisi gençler. Öncelikle Osman Hocam'ı tanıyalım. Ondan sonra soruları soralım. Ona göre de Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin tanıtımını yapalım gençler. Evet hocam sizdeyiz. Merhaba. Ben de gençlere merhaba demek istiyorum. İsmim Osman Okumuşoğlu. PDR uzmanıyım. Uzun yıllardan beri Doğu Akdeniz Üniversitesi Konya Aksaray Karaman temsilciliğini yapıyorum. 25 yıllık da rehberlik alanında hizmet vermeye devam ediyorum. Evet. Hocam şöyle kısaca bir Doğu Akdeniz Üniversitesi'ni tanıtabilir misin? Tabii. Şimdi Doğu Akdeniz Üniversitesi 1979 yılında kurulmuş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilk ve tek devlet üniversitesi. Hı hı. Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs'ın tarihi kenti olan Gazi Magosa kentinde. Gazi Magosa güzel bir kent. Tarihi bir kent. Hı. Özellikle Lala Mustafa Paşa Camisi'nin bulunması, Namık Kemal Zindanı'nın bulunması, işte turizm kentinin olması, Maraş bölgesinin bulunması bunu ayrı bir renk katıyor. Tarihi bir geçmişi bulunuyor. Gazi Magosa'da bulunan 67 bin metrekareye sahip bir kampüs üniversitesi. Kampüs üniversitesinden kastımız şu, bütün fakülteler, sosyal donatları, sosyal imkanlar, spor alanları gibi bütün yurtları da aynı kampüsün içerisinde barındırdığı için bir kampüs üniversitesi olduğunu söyleyebiliriz. Doğu Akdeniz Üniversitesi bugün dünya akademik sıralamasında baktığımız zaman 2022 yılı için 201-300 bandında, Türkiye'de ikinci sırada, Kıbrıs'ta birinci sırada ve buna bağlı olarak da 106 ülkeden öğrenci, 35 ülkeden öğretim üyesini barındıran 20 bin civarında öğrencisi var. Tabi 116 tane de lisans programları, 12 fakülte, 5 yüksek okulunda içinde bulunduran bir üniversite. Kısaca Doğu Akdeniz Üniversitesi için her zaman şunu ifade edebiliriz. International of Career, yani uluslararası kariyer için Doğu Akdeniz Üniversitesi önemli bir yere ve isme sahiptir. Zaten videonun ilerleyen süreçlerinde Erasmus'tan da bahsedeceğiz. Hocam şimdi burs imkanları, ücretler, hocam bunlar şöyle, önem arz etmeye tabii. Başlık şimdi ki zaten şöyle önemliydi. Hemen bahsedelim. 12 fakülte, 5 yüksek okulu, tıp fakültesi. Biraz açmakta fayda var. Burada çok soru gelebiliyor. Tıp fakültesini Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi ile ortak yaptığımız bir program. Eğitim dili İngilizce. 3 yıl Kıbrıs'ta, son 3 yılını İstanbul'da okuyarak çift diplomaya sahip olur. Evet. Ve buna bağlı olarak hocaların tamamı Marmara Tıp'tan gelir. Mezun olduğu zaman almış olduğu diploma çift diploma, hı hı, ve dünyanın her yerinde geçerli olan bir diplomadır. Diş Hekimliği Fakültemiz Eğitim Dili İngilizce Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile ortak yaptığımız program. 3 yıl Kıbrıs'ta hazırlık dahil son 3 yılını Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin Ankara veya İstanbul'da hangi kampüsünü tercih ederse öğrenci orada eğitim öğretimini tamamlayarak çift diplomasına sahip olur. Hemen şu soru aklımıza gelebilir. Neden 3 yıl Kıbrıs'ta, son 3 yılını İstanbul'da diye? Çünkü Kıbrıs'ın nüfusu 400 bin civarında ama buna bağlı olarak da hasta sayısında, vaka sayısında da çeşitlilik olmadığı için bilgi ve tecrübesini Türkiye'de kazansın diye gök böyle ona yedi. Eczacılık fakültemiz var hocam. Eğitim dili İngilizce. Evet. Buna bağlı olarak da hukuk fakültemizde. Hukuk fakültemizde uçan hoca diye tabir ettiğimiz hocalarımız gelir. Ankara Üniversitesi, Bilkent ve Gazi Üniversitesi'nden gelir hocalarımız. Ve buna bağlı olarak da mühendislik fakültemiz var. Şimdi mühendislik fakültesinde ABET ve NAOP akreditasyonu var. NAOP ve ABET akreditasyonu Türkiye'de sadece 5 tane üniversitede var. Onlardan da bir tane. Öğrenciye şu hizmetleri sunar veyahut da şu avantajları vardır. Almış olduğu diploma dünyada geçerli olacak ve dünya çapındaki projelere imza atma yetkisini veriyor. Eğitim fakültemizde bütün bölümlerimiz var. Edebiyat fakültemizde de bütün bölümlerimiz, sağlık bilimleri, ekonomi ve uygulamalı bilimler fakültemiz var. Meslek yüksek okullarımız gibi toplamda baktığımız zaman 12 fakülte, 5 yüksek okulunu barındıran bir dünya çapında bir üniversite. Peki burs imkanlarına baktığımız zaman, şimdi tıp ve diş hekimliği içinde tam burslu, %50 ve ücretli kısmı var. Eczacılıkta da tam burslu, %50 ve ücretli kısmı var ama eczacılık fakültemizde bizim mesleki indirimlerimiz var. Mesela
TSK indirimiz, Türk Silahlı Kuvvetleri. Bu 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na ahde vefa olarak sunuluyor. Ama Milli Savunma Bakanlığı çalışan işçiler de, mesela hava üstünde çalışan işçiler de, emekliler de bundan da yararlanabiliyor. Geçiyoruz diğer bütün bölümlerimizde. Yüzde tercih bursu veriyoruz. Özellikle tam burslu %50 ve ücretli bölümlerin var. Ücretli kısmını ilk 3 tercihinde yer verirse öğrenci %75 burs kazanır. Bakın gençler, ilk 3 tercih. Yani şurada evet. Da var. Bazı üniversitelerde şunu yapabilir. Arka arkaya mı olacak yoksa ilk 3'te mi yer verecek diye. Bizde ilk 3'te yer verdiği zaman %75 burs. 4. 5. tercihte yer verirse de %50 indirim alır. Burs alır. Buradaki burslarımızın şöyle bir özelliği de var. Eğitim süresi boyunca koşulsuz devam eder. Yani sınıf tekrarına da kalsa, alttan dersi de olsa öğrencinin bursu kesintiye uğramaz. Anladım hocam. Şimdi hocam, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde öğrenci olmak. Abi çok güzel. Özellikle çok şöyledir. Neden Doğu Akdeniz'i tercih etmeliyim? Aslında şöyle ki, hem mesleki gelişim açısından hem de kişisel gelişim açısından çok büyük öğrencilere avantajlar ve imkanlar sunuyor. Kişisel gelişim açısından baktığımızda 65 tane sosyal kulüp var. Öğrenci kendisini geliştirebilecek, sosyal ağını genişletebilecek noktasında istediği bölümlere, kulüplere kayıt yaptırır, etkinliklere katılıyor ve her kulübün kendine göre bütçesi vardır hocam. Etkinlik yapabilmesi adına. Ve buna bağlı olarak da hocam yurt imkanları geniş. Buna bağlı yurt dışı Erasmus dediğimiz çok geniş. Bunu biraz sonra da bahsedebiliriz. Evet. Bir diğer husus da öğrencilerin mesleki gelişimiyle 202 tane üniversiteyle akredite olmuş bir üniversite. Yani yurt dışına gitmesi, yurt dışından öğrenci, hocalarımızın gelmesi açısından da bu önemli bir unsur. Özellikle mimarlık fakültemizin öğrencilerini yurt dışındaki binaların görmesi, ziyaret edilmesi, yeni modellerin oluşturması noktasında da öğrencileri yurt dışına da göndererek bu tür hizmetler sunuyor. Kısaca şu var, Doğu Akdeniz Üniversitesi hem kişisel gelişimini hem de sosyal gelişim geliştirdiği gibi mezun olduktan sonra takip ve kontrolünü yapıyor. Çünkü Türkiye'deki sayılı üniversitelerde aşağı yukarı bizim 60 bin civarında bir mezunumuz var. Bu mezunlarımızın da üst düzey yöneticilik, CEO'lu görevleri yapan da üst düzey, bugün holdingler diye tabir ettiğimiz firmalarda da üst düzeyde görevler alan mezunlarımız mevcut. Evet. Hocam şimdi geldik yurt imkanlarına. Hocam çok geniş bir, öncelikle yurt imkanlarımızda bütün yurtlarımız üniversitemizin kampüsünün içerisinde, yürüme mesafesinde, yani yurtla fakülte arası 8-10 dakika mesafededir. Şimdi biz Doğu Akdeniz Üniversitesi olarak 23 tane yurdumuz ve 13 bin kapasiteli bir yurdumuz var. Burada biz üniversite olarak şu imkanları sunuyoruz. Şöyle ki, paket programı uyguluyoruz. 3 öğün yemek artı barınma şeklinde. Bugünkü 2022-2023 yılı eğitim ücretini sakıncası yoktu söyleyebilirim. 22 bin TL. 22. Ama buna bağlı olarak öğrencilerimize şu hizmetleri de sunuyoruz hocam. Barınma artı 2 öğün yemek, barınma artı 1 öğün yemek. Sadece barınma hizmetlerini alır. Şimdi şöyle, yurtlarımız apart şeklindedir hocam. Kayıt ücreti alınmaz veya depozito ödemesi yoktur bizde. Öğrenci kayıt yaptırdı, memnun kalmadığı zaman ücretini iade edilir ve öğrenci ayrılabilir. Bir diğer husus da, öğrencilerimizin yurtlarında oda arkadaşı yabancı uyruklu değildir. Hani bahsettik ya, 106 ülkeden öğrenci var. %40'ı bugün 7-8 bin civarında bir yabancı uyruklu öğrenci potansiyelimiz var. Biz de kesinlikle yabancı uyrukluyla hem kültürel, dini ve sosyal yönden olarak biz ayrı bloklarda barınma özelliğine sahip. Bir diğer usta KYK, yani Kredi Yurtlar Kurumu'nda yine kampüsün içerisinde yurdu vardır. Kadın erkek ayrı bloklardır. Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlıdır. Müracaat eder. Çıkarsa öğrenci Türkiye şartlarıyla aynı kalır. Yani bir öğrenci Türkiye'de ne kadar ödüyorsa orada da aynı hizmetleri
alır, yemek ücretlerini de alabilir. Burada herhangi bir ürün. Üçüncü bir şey de hep söyleniyor işte Türkiye'den gittiğimiz zaman işte kalacak yer sorunu gibi. Orada eşyalı evler de mevcuttur kiralık olarak. Bu yıl için net rakam buraya bilgi alarak geldik. Bugün şehirle üniversite iç içe olduğu için eşyalı evler bugün 12 bin ile 15 binlik yıllık ücreti. Yıllık ücreti. Evet, Türkiye'ye göre biraz daha cazip. Yani. Özellikle son bu pandemiden sonra bu kiralar biraz daha ucuzladı. Öğrenciler 2 kişi, 3 kişi, 4 kişi de kalabiliyor ve sadece 10-15 dakikada üniversiteyle de yürüme mesafesinde. Kısaca şu var hocam, Doğu Akdeniz Üniversitesi ilk yıl kayıt yapan öğrencileri de barınma noktasında da öncelik verir. Biz bu noktada hem üniversiteye kayıt yaparken esnada yurdunu da seçip gerekli kayıt işlemlerini de tamamlamış oluyoruz. Anladım hocam. Hocam şimdi üniversite ücretinden bahsettik ama yurt ücreti... Hocam biraz önce de şöyle, tabii şöyle paketler var dediniz ama ortalama bir fiyat vermek hocam gerekirse. Mesela tabii şunu. 3 öğün yemek artı barınma, 4 kişilik odalarda kişi başı fiyatımız 22 bin TL. Yıllık ücret. Yıllık. Barınma artı 2 öğün yemeğin fiyatı bugün 17-18 binden. Barınma artı 1 öğün yemek tevhüsüsü de 14 binden. Sadece barınma hizmetini almak istiyorsa 9 bin TL. Bir de şöyle bir imkanımız da var hocam. Onu da söyleyelim. Öğrenci bizim yurtlarda kalabilir ama üniversitenin yemekhanesinden fişini alarak da yemeğini de alabilir. Hatta üniversite apart şeklinde olduğu için yurtlar bugün öğrenci için gerekli olan mutfağını, çamaşırhanesini, dinlenme gibi bütün odalarda mevcuttur imkanlarını öğrencilere sunar. Öğrenci kendi yemeğini kendisi de yapabilir. Hı. Orada bir problem de olmuyor. Gençler yani mutfak var. Eğer beceriniz varsa orada kendi yemeğinizi de kendiniz yapabiliyorsunuz. Hocam şimdi geldik sosyal yaşantıya. Ben zaten Kıbrıs'ta askerlik yaptım. Kıbrıs zaten asker ve öğrenci şehir. Aynen öyle. Öğrenci ülkesi diyeyim, yavru vatanın. Sosyal yaşantı, imkanlar ne şekilde hocam? Biraz şöyle ki hocam, zaten Kıbrıs dışarıdan yani dış ülkelerden bakıldığı zaman bir eğitim adası olarak ifade ediliyor. Kıbrıs'ın en önemli özelliği şudur, biraz dağınık yaşantısı vardır ama sosyal yaşantılar çok aktiftir. Ve buna bağlı olarak da öğrencilerin özellikle mesela bizim Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde gençlik konserler olur. Ücretsiz öğrencilerin hizmetine sunulur. İki, öğrencilerin sosyal yaşantılarıyla ilgili hem mesleki geziler hem de kültürel geziler yapılması açısından önemli bir unsur. Bu tür hizmetleri de vardır. Yaşantılara baktığımız zaman öğrencinin sosyal ağının geliştirmesine de bağlı bir anlamda. Ama en önemli avantajımız şu, hem çeşitli kültürlere sahip öğrencilerin bulunması. Çünkü bu kültüre sahip olan ülkelerin öğrencileri de kendi kültürlerini yaşatma, tanıtma faaliyetlerine bulunuyor. Bunu da hem katılma hem de gözleme yapma şansına da sahip. Yine üniversiteyle şehir iç içe olduğu için hocam hem de akşamları veyahut da hafta sonları spor veya kültürel faaliyetlerine katılma, kültürel gezilerine katılma gibi imkanlarına sahiptir. Öğrenci çok rahatlıkla lahmacun da bulabilir, Adana'sında bulabilir ama diğer yemeklerin farklı yemek kültürüne de sahip olduğu için de bulabilir. Bu ile biçim bir çeşitli bir kültüre sahiptir. Zaten savaştan sonra oradan toprak vermişler, gelin vermişler. Evet. Doğu'dan, Hatay'dan birçok Kahramanmaraş'tan. Evet. Birçok esnaf var zaten gençler. Ya pek yabancı hissetmiyorsunuz açıkçası kendiniz. Şimdi hocam Kıbrıs, şu soru akla geliyor. Kıbrıs küçük bir yer, üretim aşırı yok. Evet. Dışarıdan çok şey geliyor. Pahalı mı Kıbrıs hocam? Şimdi şöyle bir şey. Hocam bu eskiden bu ifade edilirdi. Hı. Çok pahalı mı işte? Tabii şimdi bir ada ülkesi. Ada ülkesinin bir dezavantajı mevcuttur. Yani bu ürünlerin gelmesi, nakliye yapılması. Ama bugün geldiğimiz itibariyle bizim fiyatlarda çok farklı bir fiyat artışı yok.
Sadece ve sadece giyim fiyatları biraz yüksek olabilir. Onu da şöyle, Türkiye'nin Kıbrıs'a gümrük vergisi koymasından dolayı. Ama öğrenci buradan giderken kılık kıyafeti malzemesini alarak da çok şey yapabilir. Hatta Türkiye'den de artık bu e-ticaret vasıtasıyla istediklerine ulaşabiliyorlar. Orada bir problem yok. Yani o ifade, çok pahalılık ifadesi artık Türkiye'nin her yeriyle aynı diyebiliriz. Daha da herhalde Türkiye'ye daha da pahalandırır. Yani Türkiye'nin her yeriyle aynıdır. Ama şu vardır, öğrenciler için de hafta sonu için de çalışarak da bir haftalık ihtiyaçlarını karşılayabilecek, ücretlerini de karşılayabilecek ortamlar derler. Mesela oteller, AVM'ler bunun için fırsattır. Onlar double double derler hocam. Double double'lar. Şeyleri de vardı. Sosyal yaşamda bir zorluk çekeceklerini düşünmüyorum. Hem dini, hem kültürel, hem de başka yönleriyle Türkiye ile aynıdır. Evet hocam. Hocam şimdi az önce zaten söylediniz. Yurt dışında da eğitim görme, gidip gelme gibi akreditasyonlar mevcut dediniz. Evet. Peki biraz da Erasmus'la ilgili, o programlarla ilgili bilgi verebilir misiniz? Şöyle hocam, bunun Erasmus'la ilgili şöyle bir şey yapalım. Öncelikle öğrencinin başarı durumuna dikkat edilir. 2,5 ve üzeri bir ortalamayı kırması gerekir. Ve dil puanı. Dil puanı ne kadar hocam? Hocam dil puanı 60 ve üzeri alan bir aday buna istediği hangi bölümde müracaat ederse oradan öğrenci sayısına, kontenjanlarına göre yurt dışında Erasmus öğrenci değişim projesi kapsamında da öğrenci gider. Kazandığı bursla ilgili herhangi bir problem olmaz. Hatta buradan orada ihtiyacını karşılayabilecek şekilde de belli bir ücretle ödemesi gerçekleşir. Buradaki temel nokta, biz 202 tane üniversiteyle bizim akredite olmuş durumdayız. Evet. Bugün Amerika, Kanada, Almanya, yani Türkiye'nin dünyanın çeşitli ülkeleriyle de üniversiteleri öğrenir. İtalya olur. Özellikle İtalya, Almanya, herhangi bir problem yok. Öğrenci istediği ülkeye gidebilme şansına da sahiptir. Yeter ki bu koşulları taşısın. Bu koşulları yerine getirdikten sonra kontenjanlara bağlı olarak da öğrenci istediği bölümü hem mesleki olarak hem de sosyal gelişimine katkı sağlamak için de bölüm çalışma yapıyoruz. Evet hocam, geldik son soruya artık. Türkiye yatay geçiş. Beğenmedi orayı. Memnun kalmadı bir şekilde. Ama ben yatay geçiş yapmak istiyorum dedi. İşte maddi imkanlar. Artırabiliriz bu sebepleri. Yatay geçiş şartları hocam ne derdi? Hocam şimdi şöyle bir şey, biliyorsunuz Türkiye'deki üniversiteler arasında yatay geçiş iki yol olur. Birincisi, evet, girdiği yılın ÖSYM puanıyla, evet, ya da o yıl GANO diye tabir ettiğimiz genel ağırlıklı not ortalamasıyla geçiyor. Ama Türkiye'den Kıbrıs'ı tercih eden öğrencilerin genellikle YKS yerleştirme puanı düşük olduğu için öğrencilerin genel ağırlıklı not ortalamasıyla geçiş yapması gerekir. İstediği üniversite, devlet ve vakıf üniversitelerine yatay geçiş yapma hakkına sahiptir. Ama geçiş yaptığı üniversitelerde orada kazanmış olduğu burslardan yararlanamazlar. Örneğin bir devlet üniversitesine kabul edilirse herhangi bir ücret veya ödemez. Yani. Ama vakıf üniversitelerine müracaat ettiği zaman da belli bir yatay geçiş için verdikleri burs oranında da burs alabilirler. Yani genel ağırlık not ortalamasıyla öğrenci notunu yüksek tutarsa birinci sınıfın sonundan itibaren yatay geçiş hakkına sahiptir. Özellikle burada dikkat etmek istiyoruz. Çok değişik fısıltılar da duyuyoruz işte efendim. Öğrenci bırakılıyormuş, zayıf not veriliyormuş gibi. Hayır, Doğu Akdeniz Üniversitesi için söyleyebilirim. Öğrenci yatay geçiş yapacaksa da öğrenci belgesini, gerekli belgeler ücretsiz olur. Bunun altını çiziyorum. İstediği zaman alabilir. Bir diğer husus da öğrencileri bırakma bir akademik kaygısı, pardon, ekonomik kaygısı yoktur. Çünkü bir devlet üniversitesi olduğu için devlet tarafından finanse edildiği için böyle bir problem yok. Ama diğer vakıf üniversitelerde öğrencilerimiz bu tür sorunlarda karşı karşıya da kalabiliyor. Evet, bir videonun sonuna geldik gençler. Doğru hedeflere, emin adımlarla buluşmak üzere gençler. Hoşçakalın.